Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dünyanın en güzel ülkesini yöneten merhametli bir padişah ve de ona yardım eden dürüst vezirleri varmış. Günün birinde Acem diyarından bir genç sarayı ziyarete gelmiş. Aynı zamanda hayırsever olan bu genç devlet erkanı ile kısa zamanda muhabbetini arttırmış ve hepsinin dostluğunu kazanmış. Karagün dostu ve hayırsever olan bu gencimiz vezirlerin her ihtiyacını gideriyormuş. Vezirlerden biri saatleri çok severmiş. Gencimiz onu mutlu edebilmek için Alp Dağları diyarında yapılan yeryüzünün en değerli saatlerinden birini getirmiş. Başka bir vezirin işsiz oğlunu kendine danışman yapıp yüksek maaşa bağlamış. Padişahın makaracı paşasına ise ayrı bir önem vermiş. Oğlum ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Oradan beğen bir tane salla gitsin. Bu makara iyi ya tabii herhalde. Makara. Kimi zaman çikolata, kimi zaman gümüş tabak, kimi zaman en güzel elbiseleri hediye eder, en çok onu mutlu edermiş. 500 bin dolar hazır bir ayakkabı tamam. Koy içine. Bir tane gümüş al, gümüş tabak. Tamam. Bir tane daha çikolata kutusu olsun. Onun içine de 500 bin yerleştir. Hayırsever gencimiz bununla da kalmaz, saraydakilerin en özel ihtiyaçlarına kadar ilgilenirmiş. Ne yaptın organizasyonu? Organizasyon tamam Rıza Bey. Bara koyacağım onları, böyle oturtacağım kızlar. Onlar gelip seçsinler kendileri değil mi? Ne odalarına çıkarırsın? 2000 ver yeter ki onu mutlu etsin. Bana gelecek ama değil mi? Tik bir proje. Bana hizmet etsin. Gencimizin bu kadar hassas olmasının nedeni dedesinden aldığı nasihatmış. Anneme babası verdi ki orospuyla memurum bahşişini başında verin derdi. Herkes bu kadar mutluyken bunu çekemeyenler çıkmış. Hem vezirlere iftira atmışlar hem de kıskançlıklarından hayırsever genci tutuklamışlar. Reza Zarrab soytarısına darbe yapan bir amiriyim. Başkomiser Mehmet Akif ile. Bu duruma en çok padişah kızmış. Birden açıl susan açıl demiş. Ve paralel yapı. Paralel bir yapı. Paralelciler falan çıkar. Paralel yapı. Bu öyle bir kelimeymiş ki nerede bunu dese halk adeta efsunlanır, hiç ses çıkarmazmış. Kendisine iftira atan kadıları görevden almış. Bazı muhafızları hapse attırmış. Kalanların kimisini Fizan'a, kimisini de Hizan'a sürmüş. Bir tanesini Fizan'a, bir tanesini Hizan'a ulaşamayacakları evlerinden, baklarından uzak yerlere gönderdim. Gencin üzülmesine dayanamayan padişah, onu hapisten çıkarmak için ülkenin tüm adalet sistemini değiştirmiş. Vezirler çok üzgünmüş. Hepsi halkın karşısına geçmiş. Tek tek masum olduklarını ellerindeki belgelerle ispatlamışlar. 17 Aralık sabahı kesinlikle oğlunu aramadığını ifade etti. Kendi param 3-5 kuruş kalan param var zaten. O da zaten biliyorsun. Kaç lira? 1 trilyon civarı param var. Evet. Evet. O kadar. Evet. Tamam abi. Tamam. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksız. Bahse konu saatin şahsım tarafından alındığını ve bedelinin tarafımca ödendiğini belirtmiştim. Ellerindeki belgeler öyle kuvvetliymiş ki herkes masum olduklarını anlamış. Halk meclisi de toplanarak vezirlerin masum olduğuna karar vermiş. Vezirlerin mutlulukları gözlerinden okunuyormuş. Hem padişah, hem vezirler, hem de hayırsever genç bu karara çok sevinmiş. Artık alınları ak, başları dikmiş. Alnımız ak, başımız dik. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğin tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Ne diyelim? Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Sakın yine sormayın bu nasıl masal diye. Öyle güzel dinliyorsunuz ki uyandırmaya kıyamıyoruz. Hadi.